Herkese merhaba. Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermeniler, deyim yerinde ise son çırpınışlarını yaşıyor. Haksız, hukuksuz olarak silah zoruyla işgal edilen topraklardan biri de Zengilan bölgesiydi. Tam 28 yıl önce Ermeni çeteler tarafından işgal edilmişti. Ve Zengilan artık yeniden Azerbaycan toprağı oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan kent merkezi ve 6 köyü Ermenistan işgalinden geri aldığını açıkladı. Halka seslenen Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan ile yaşanan çatışmaları ve Ermenistan'ın sivil halka yönelik saldırıların bertaraf edildiğini ve Zengilan'ın artık özgürlüğüne kavuşturulduğunu söyledi. Aslında bugün Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni ordularından temizlenen bölgelerine baktığınızda adeta tam bir Türk savaş taktiği ile yani hilal taktiği ile ilerlediğini görebilmek mümkün. Son olarak Zengilan'ın alınması da Türk ordusunun hilal taktiği ile Ermenileri sardığını gösteriyor. Zengilan kent merkezi ve 6 köyü ile Fuzuli, Cebrail ve Hocavend'e bağlı 18 köyün işgalden hilal taktiği kullanılarak kurtarılmaya devam ettiğini görebiliyoruz. Peki neydi hilal taktiği ya da diğer adıyla Turan taktiği? Elbette ki hilal taktiğini ilk kullanan Azerbaycan ordusu değildi. Hilal taktiği, kurt kapanı veya Turan taktiği, düşmanı çevreleyerek yok etmeyi amaçlayan askeri bir taktik. Osmanlı Devleti ve ondan önceki Türk devletleri tarafından sıklıkla kullanılırdı. Bu taktik meydan savaşlarında etkiliydi ve iki aşamalı olarak uygulanırdı. Nadir Şah'ın Malazgirt Meydan Muharebesi'nde, Alparslan'ın Mohaç Meydan Muharebesi'nde ve Kanuni Sultan Süleyman'ın ise birçok savaşta hilal taktiğini kullandığını biliyoruz. Ordu savaş sırasında 3 bölüme ayrılırdı. Bu bölümler merkez, sağ ve sol olarak kendi içlerinde eşit oranda bölünürdü. Bölünme işlemi tamamlanınca merkezde kalan savaşçılar düşmana saldırır, bir süre çarpışır ve çok geçmeden hemen geri çekilerek kaçmaya başlardı. Tabii bu kaçış gerçek bir kaçma taktiği değildi. Düşmanın peşinden gelmesi için yapılan sahte bir kaçış taktiğiydi. Hem kaçıyormuş gibi gözükürler, hem düşman peşlerinden gelsin diye at üstünde ok atmaya devam ederlerdi. Böylece geri çekilen askerlerin peşinden düşman ordusu büyük bir iştah ile yenilgiye uğrattık düşüncesiyle atağa kalkardı. Bir süre sonra düşman ordunun orta kısmına kadar çekilince sağ ve sol kanattaki askerler düşman ordusunu her iki taraftan da sarar ve düşman ordusu çaresizce ortada kalırdı. Tıpkı bir hilal şeklini alan ordu düşmanı hilalin içinde yani Turan kapanının içinde bırakmış olurdu ve düşman her tarafı sarıldığı için çaresiz kalırdı. Merkezdeki askerler düşman sağ ve sol kanatlardan iyice sarıldığında kaçmayı bırakır ve hemen geriye dönerek var gücüyle saldırırdı. Aslında bakmayın böyle basitçe anlattığımıza. Hilal taktiği oldukça zordur. Ancak bugüne kadar denenen savaşların büyük bir çoğunluğunda başarı sağlamıştır. Ve bugün de Azerbaycan ordumuzun ilerleyişinde hilal taktiği şeklinde bir ilerleyiş görüyoruz. Var olsun yiğitler. Zafer er ya da geç bizim olacak.